Son nokta canlı yayınından mutlu günler diliyorum sayın seyirciler. Canlı yayında özel bir programla karşınızdayız ve stüdyomuzda özel bir konuğumuz var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Celal Adan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hem Elazığ'a hem stüdyomuza. Hoş bulduk. Evet, artık saat 16'da düzenlenecek olan mitinge çok kısa bir zaman kaldı, saatler kaldı. Ve bu miting öncesinde sizler de çalışmalarınızı büyük bir ihtimalle tamamladınız. Şu an bizim konuğumuzsunuz ve bu vesileyle biraz daha mitingi anlatalım istiyorum ben. Elazığ'da bir çağrı yapalım. Elazığ'da bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İstanbul Üniversitesi'ne geldiğim yıl itibariyle, yani biz 1968-69 üniversite girişliyiz. O yıldan itibaren Elazığlılarla çok yakın dostum oldu, arkadaşlığım oldu. Dolayısıyla bir gazete çıkarılsa Elazığ'ı tarif edecek bir cümleyle de başlık atılması zorunlu olsa benim fikrim şu olur Elazığlılarla ilgili. Elazığ Türkiye'nin çimentosudur. Değerleriyle, inançlarıyla her zaman Türkiye'ye güç katmış. Türkiye'nin kendisini koruyacak değerlere öncülük yapmış. Çok Elazığlı arkadaşlarım var. Elazığ onun için heyecan veriyor bana ve büyük mutluluk duyuyorum bugün Elazığlılarla beraber olmaktan. Bugün Elazığlıların misafiriyiz. Tabii uzun süredir mitinglerimiz devam ediyor. Biliyorsunuz Bursa'yla başlayan, evet, İzmir'le devam eden, Adana'yla devam eden, efendime söyleyeyim Erzurum'la devam eden mitinglerimiz devam ediyor. Bugün de burada kardeşlik adı altında mitingimizi yapacağız. Elazığ'da büyük heyecan görüyorum. Bize çok büyük destek vereceklerini hissediyorum. O bakımdan herhangi bir endişemiz yok. Özellikle Milliyetçi Hareket Partimizin Türkiye'de izlediği temel politika iki başlık içerisinde kendisini bulur. Bunu değerli Elazığlılar çok iyi bilmektedir. Bildikleri bir konuyu paylaşmak istiyorum. O da biz milliyetçilik ve demokrasi konusunda öncü bir siyasetin öncüsüyüz. Biz bu ülkede herkesin güvenlik içinde yaşadığı, geleceğe umutla baktığı bir fikrin temsilcileriyiz. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Bu geçtiği süreci meşru zeminde demokrasiyle ancak çözülebileceğine inanan Milliyetçi Hareket Partimiz, değerli Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin önderliğinde Türk milletine karşı olan sorumluluk bilinciyle mitinglerde meselelerimizi dile getirerek, diğer sahir zamanlarda Türkiye'nin her tarafını dolaşarak milletimize hizmet etmek için çaba sarf ediyoruz. Evet, bu mitinglerin belki de başlama nedeni, en büyük nedeni Türkiye'de yaşanan bu süreç, çözüm, barış ya da başka isimlerle adlandırılan süreç değil mi? Bu aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu süreçle ilgili düşüncelerini, tedirginliklerini, endişelerini, tespitlerini biraz da vatandaşa anlatmaya çalışıyorsunuz. Birlik olmaya çağırıyorsunuz. Kardeşliğe davet ediyorsunuz. Şimdi bu süreci biraz konuşacak olursak, sizin süreçle ilgili çok ilginç tespitleriniz de var. Örneğin diyorsunuz ki bu süreçte PKK hükümete ayar vermektedir. Değil mi? Yani ne düşünüyorsunuz siz bu süreçle ilgili, başka neler söylemek istersiniz? Şimdi bugün sabahleyin Elazığlı dostlarla konuşurken de ifade ettim. Milletlerin hayatında kırılmalar olur. Bizim hayatımızdaki en büyük kırılmalardan bir tanesi Osmanlı Devleti'nin çöküşü ve yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doğuşudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna baktığımız zaman devletin bir hukuku var. Bu hukuk kardeşlik hukukunu ön plana çıkaran bir hukuktur. Bugün Bakanlar Kurulu'nun yarısı Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan ailelerin çocukları, yani Kürt vatandaşları. Maliye Bakanı öyle, İçişleri Bakanı öyle, Başbakan Yardımcıları öyle. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu'nun yarısı Kürt vatandaşlarından müteşekkil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetiminde söz sahibiyken Türkiye'de Kürt sorunu var deyip bir irade ortaya koymak, bu son derece yanlış bir iradedir. Ayrıca bin yıldır aynı kazanda kaynadığımız, Kürt vatandaşlarıyla kardeş olduğumuz, kardeşlik hukukumuzda hiçbir endişeye yer vermeyecek şekilde ön plana çıktığına şahit olduğumuz bizim ülkemizde onlar adına asker vurmak, jandarma vurmak, Türk milletinin merhametine, şefkatine kurşun sıkmak doğru bir şey değildir. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi iklimi bu memleketin birliğine, askerine, polisine, jandarmasına silah sıkan, onları şehit eden, Türkiye'yi ayrıştırmak için irade ortaya koyan, paçavralarla Türkiye'de zaman zaman büyük isyan provaları yapan
PKK'yı siyasallaştırma olayıdır, Habur olayı. Habur'la birlikte Milliyetçi Hareket Partimizin değerli genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bu bir yıkım projesidir dedi. Ve hatırlayınız, Habur'da devlet çok zor durumda kaldı. Tecrübesizce yapılan bir takım provokasyonlar PKK'nın siyasallaşmasına öncülük yaptı. Dağdan gelen PKK'lılar üstlerindeki üniformalarını bile değiştirmeden otobüslerin üzerine çıkıp bir takım imayişler yaptılar. Şimdi ondan sonra hükümetin izlediği süreçte de hep PKK'yı siyasallaştıran, Öcalan'ı siyasallaştıran bir süreçle karşı karşıya kaldık. İşte en son Nevruz Bayramı adı altında yutturulan, esasında bayram olmayan, sadece eşkıya başının mitingi olarak devlet tarafından tanzim edilmiş Diyarbakır'daki toplantı, eşkıya başının devlete ortak edildiği gündür o gün. Bütün bunların yanlış olduğunu söyledik. Siz bunları yapmayın dedik. Kürt ve Türk meselesini ayrıştırmayın dedik. Ve Milliyetçi Hareket Partisi bir emniyet sübabı olarak bu kardeşlik hukukunu sonuna kadar savunarak mücadelesini devam ettiriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ise Türkiye'de bir şuursuzca ve dışarıdan gelen bazı dayatmalarla Türkiye'yi tahrip etmeye devam ediyor. Bu tahribatı durdurmak noktasındaki Milliyetçi Hareket Partimizin iradesi medya aracıyla yeterlice kamuoyuna paylaşılmadığı için Adalet ve Kalkınma Partisi de hatalarına devam etti. Evvelsi gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğumuz basın toplantısında da söyledim ben. Siz eğer Milliyetçi Hareket Partisi'nin söylediklerini bölücü unsurlara hizmet eden, ayrışmaya öncülük yapan 20'ye yakın köşe yazarı veya yazar geçinen, aydın geçinenler 24 saat milletimizin birliğine, beraberliğine küfretmesine Türkiye'deki medya müsaade etti. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin kardeşliği ve demokrasiyi ön plana çıkaran uyarıcı politikaları nedense kamuoyuna duyurulmadı. O bakımdan Adalet ve Kalkınma Partisi bu coğrafyada tarihin ve coğrafyanın getirdiği sorumluluktan uzak, bin yıllık kardeşlik hukukunun dışına çıkarak Türkiye'yi ayrıştıran ve PKK'yı siyasallaştıran süreci Türkiye'ye zarar vermiştir. Bakınız, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı silahları bırakın gidin diyebilecek kadar şuursuzca davranmıştır. Silahını bırak git dediği gerilla dedikleri veya PKK militanları asker vurmuş, polis vurmuş olan örgüt mensupları, çete mensupları, eroin ticareti yapan örgüt mensupları. Bunlara siz zaten nasıl silah bırakan da olmadı. Siz şey nasıl bırakıp gideceksiniz? Bu bile suç. Yani normal bir savcılık bir tahkikat açsa başbakanın cezalandırılması lazım. Siz eli silahlı bir adama veya asker vurmuş, jandarma vurmuş bir insana, Türk Silahlı Kuvvetlerine, polise, siz bunlara dokunmayın, bunlar çıksınlar gitsinler talimatını nasıl verirsiniz? Tabii bu, yani ayrıştırma noktasındaki şuursuzca Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ortaya koymuş olduğu irade Türkiye'yi tahrip etmiştir. Bu tahribatı önlemek için buradayız. Bir diğer konu, yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı ve Türkiye'yi tahrip eden ekonomideki bölünmedir. Türkiye'de gelir dağılımında adaletsizlik vardır. Kendi yandaşları köşeyi dönmüştür. Milyar dolarlar kazanmışlardır. Ama emeklimiz zor durumdadır. Tarım zor durumdadır. Küçük orta boy işletmeler zor durumdadır. Esnaf zor durumdadır. Bu meselede de Milliyetçi Hareket Partimiz çok duyarlı davranmış. Ve bu kesimlerin gelir dağılımındaki adaletsizliğe uğrayan kesimlerin de sözcüsü olmuştur. Dolayısıyla hem ekonomide yapmış oldukları haksızlıklar, hem Türkiye'nin birliği, beraberliği konusunda yaptıklarını Türk milletiyle paylaşarak devam ediyoruz. Ve Milliyetçi Hareket Partisi bugün gittikçe yükselmekte. Yol güzergahında gördüğümüz heyecan, Malatya'da gördüğümüz heyecan, ilçelerde gördüğümüz heyecan, İzmir'de mitingde gördüğümüz büyük coşku, Erzurum'da gördüğümüz büyük coşku. Uzun yıllardır siyaset yapıyorum. Bugün Elazığ'da gezdim ben. Vatandaş büyük heyecanla mitingin saatini bekliyor. Mitinge gelmek için çaba sarf ediyor. Bütün bunlar milletimize şu umudu vermektedir. Türk milleti Milliyetçi Hareket Partisi ile hem bölünmeyen hem de gelir dağılımında adalete kavuşacağı günler yakındır. Evet, şimdi miting önemli elbette. Mitingde önemli mesajlar verilecek. Tabii. Sayın Genel Başkan işte
MHP'nin ifadesiyle Elazığ'dan tüm dünyaya kardeşliği ilan edecek, duyuracak, bir kez daha tescilleyecek belki. Türkiye'nin, hatta dünyanın önemli bir sorunu var. Biraz da bunu konuşalım isterseniz. Suriye meselesi. Tabii. Özellikle Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren ve Türkiye'yi her yönüyle etkileyebilecek, ki etkileyen, bugüne kadar da oldukça etkilerini görmeye başladık ama bundan sonraki süreçte çok sağlıklı işlemiyor. Yine tehlikeli bir süreç devam ediyor orada ve Türkiye için de tehlike sinyalleri çalıyor. Suriye meselesi konusunda hükümetin tutumunu nasıl buluyorsunuz? Genel noktada yapılan yanlışlar var mı sizce? Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiği, yani 2002 yılında, Türkiye'nin önünde temel 3 problem vardı. Bunların bir tanesi dünyanın her tarafında Türkiye'yi sanık sandalyesine oturtmak isteyen Ermeni lobilerinin faaliyeti ve Ermenistan'da olan problemler. Ayrıca Kıbrıs sorunu ve bugün Türk askerine silah sıkan, milletimizin birliğine, beraberliğine, şefkatine, kardeşliğine silah sıkan PKK terör örgütü ve onu himaye edenler. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi, bildiğiniz gibi, PKK terör örgütünü himaye eden Barzani'yi kongresine çağırarak, Adalet ve Kalkınma Partisi kongresine çağırarak ona devlet başkanı muamelesi yaptı. Ermenistan'la ilgili hiçbir gelişmenin altına imza koymadı. Kıbrıs'taki problemler de bütün şiddetiyle devam ediyor. Buna yeniler eklendi. Buna Mısır eklendi. Mısır'la düşmanlık eklendi. Buna İran'la düşmanlık eklendi. Buna Suriye'yle düşmanlık eklendi. Oysa biz bu coğrafyayı dünyada en iyi bilen Türk milletidir. Aşağı yukarı 400 yıl yönettiği bu coğrafyayı, içerisindeki hassasiyetlerini, iç gelişmelerini Türkiye'de en iyi bilen Türkiye olmasına rağmen çok tecrübesizce ona buna taşeronluk yapayım diye ve kendilerinin düştükleri bir zafiyetten yola çıkarak gerçekten telafisi çok zor bir takım yanlışlıkların altına imza koydular. Bu süreçlerle devam ederken yine Milliyetçi Hareket Partimizin değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli mecliste, grupta yaptığı konuşmalarda komşularımızın iç işlerine karışmayalım, sonuna kadar barıştan ve istikrardan yana olalım iradesini ortaya koymuş. Ancak dışarıdan gelen tehlikelere karşı da her zaman duyarlı ve kararlı olmamız gerektiği noktasındaki iradeyi ortaya koymuştur. Adalet ve Kalkınma Partisi buna, bizim düşüncelerimize karşı duyarsız davranmıştır. Ve son derece Türk milletini rencide eden, aşağılayan bir takım süreçlerin de karşısında sessiz kalmıştır. Bir taraftan dünya liderliğini ilan eden bir Tayyip Erdoğan eksenli bir politika yürütülürken, kendisi Davos'ta İsrail Başkanı'na karşı tavır koymuş ama daha sonra bildiğiniz gibi Marmara gemisi İsrail tarafından, o gün internete girenler bir hafta evvel, 15 gün evvel İsrail bütün açıklamalarını çok net bir şekilde ortaya koymuştu. Gelirseniz vururuz diye. Oysa Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürü Marmara gemisini tanzim edenleri arasa o gemi gitmezdi. Dolayısıyla gemiyi gönderen, ona izin veren, onun faaliyetlerine devam etmesini sağlayan iradenin esası Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. İsrailler geldiler, gemiyi bastılar ve 9 vatandaşımızı şehit ettiler, rencide ettiler, cenazeleri alıp götürdüler, yaralılar alıp götürdüler, Marmara gemisini götürdüler ve Türkiye'ye hiç yakışmayan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Esas bize yakışmayan ikinci tablo ise Obama marifetiyle İsrail Başbakanı'nın Tayyip Erdoğan'ı aradığı gün. Hatırlayın, o zaman bir şey yaptılar, büyük bir nümayiş yaptılar. Bütün billboardlara Tayyip Erdoğan'ın gururlu bir fotoğrafını koydular ve İsrail'in özür dilemesini siyasallaştırdılar. Fakat ne acıdır ki özür yoktu. Çünkü bir devletin bir devletten özür dileme şartları bellidir. Yazılı yapılması lazım, devlet olarak yapılması lazım. Bir telefonla falan özür olması mümkün değil. Kaldı ki o günün şartları içerisinde Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise bir hatadan dolayı özür. Oysa hata yoktu orada. Hatayı Türkiye kabul ettiği zaman o masum şehitlerimizin de hakkını koruma şansını kaybeder. Dolayısıyla hata değil, resmen basılmış ve şehit edilmiştir noktasında Türkiye durması gerekirken durmadı. Ve rahmete kavuşmuş olan şehitlerimize bir takım imkanlar verileceği söylendi. O imkanlar verilmedi.
Ve inkıtaya uğradı. Dikkat derseniz büyük bir sessizliğe girdik. Bu yetmezmiş gibi yine Tayyip Erdoğan çıktı, kükredi. Bundan sonra Akdeniz'de bizden habersiz hiç kimse nefes alamaz dedi. Şu anda İsrailler Rum kesimiyle, Kıbrıs'taki Rum kesimiyle petrol aramalarını Akdeniz'de yapıyorlar. Ayrıca yine orada burada meydan okurken Suriye bir uçağımızı düşürdü. Denizin derinliklerinden Anadolu çocukları, iki pilotumuzu aldık. Bir gül bahçesine koyarcasına onları defnettik. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. O zaman da esti, gürledi. Geçen Dışişleri Bakanı söylüyor, bize karşı herhangi bir şey yapılırsa yakarız, yıkarız diye yalanlarına devam ediyor. Dolayısıyla Türkiye askerimizin başına çuval geçirilmesi, Marmara gemisi, Suriye'nin iki uçağımızı düşürmesi, Reyhanlı olayı, bütün bunların altında kalmış, kendine yakışmayan, çok onursuz bir tabloyla Türkiye'yi karşı karşıya koymuştur. Yani bu hükümet Türkiye'yi temsil noktasında meşruluğunu kaybetmiş, parlamentodaki aritmetikten güç alarak devam eden bir hükümettir. Dolayısıyla mitinglerde gördüğümüz tablo hem Türkiye'deki gelir dağılımı adaletsizliğine halkımız seçimde cevap verecek, dış politikadaki bu onursuz duruşa karşı bir direnç ortaya koyacak. Ayrıca ayrışmayı daha önce de anlattım. Bir eşkıya başını, bu millete hiçbir katkısı olmamış, ona buna taşeronluk yaparak hayatını idame ettirmiş. Sonuçta milyar dolarların bu memleketin yetimin, garibin, fakirin, fukaranın parasının teröre gitmesine öncülük yapmış. Askerimizi şehit etmiş, polisimizi şehit etmiş ve ayrıştırma öncülük yapmış olan eşkıya başında siyasallaştırmaktan öteye gitmemiş olan bu iktidarla bizim meselemiz var. Bu mesele milletin meselesidir. Buna öncülük yapmak noktasında milletimiz bize görev verdiği için de bundan büyük şeref duyuyoruz. Peki Suriye meselesinde bütün ülkeler çok daha dikkatli davranırken, çok daha dikkatli açıklamalar yaparken Türkiye'nin bu tavrını nasıl buluyorsunuz? Bir an önce müdahale edilmeli, orada rejim orada değişmeli, Esed gönderilmeli, Esed gitmeli açıklamaları, evet. Askeri müdahale bir an önce yapılmalı, evet. Açıklamalarını nasıl buluyorsunuz? Evet. Yani Suriye'deki bu askeri müdahale, rejimin değişmesi, Esed'in devrilmesi Türkiye'ye nasıl bir fayda sağlayacak? Şimdi burada yine da baştan da belirttiğim gibi biz Birleşmiş Milletler kararının beklenmesi gerektiğini, bu kimyasal silah kullanıp kullanılmadığı konusunda raporların gelmesini beklenmesi gerektiğini, bir meşru zeminde durulması gerektiğini ve barışa öncülük yapmamız gerektiği noktasındaki irademizi ortaya koyduk. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Sayın Tayyip Erdoğan bir maceranın peşinde. Mısır'da, Yemen'de, Tunus'ta bir takım gayretler sarf ettiler. Sonra en son Amerikan seyahatinden dönerken havaalanında Tayyip Erdoğan'ı dinledim ben televizyonda. Gazze'ye selam, Mısır'a selam, Yemen'e selam. Buna etrafı sen artık dünya liderisin demiş. Oysa bu dünya lideri Suriye'nin düşürdüğü uçağa cevap veremeyen, Marmara gemisinde 9 vatandaşımız şehit ederken sesi çıkmayan, Reyhanlı'daki 52 vatandaşımızın şehadetinde istismarcılık yapan, dünyanın hiçbir yerinde belirleyici olmayan. Şimdi bakınız, acı bir gerçek söyleyeceğim size. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan bölücülerin milletvekilleri var. Bu milletvekilleri dünyaya artık kurtarılmış bölgelerimiz var imajını yaratmak için, hatırlayın, eli silahlı, üniformalı çete mensupları, PKK'nın çete mensuplarıyla bir görüntü sergilediler. O zaman başbakan çıktı dedi ki, biz bu milletvekilleriyle ilgili zaten dosyalar hazır. Bunların hemen dosyalarını meclise getireceğiz, yargıda görevini yapacak dedi. Hatta PKK terör örgütü mensuplarıyla yanak yana olan tabii, insanlarla bizim ne işimiz olur? Tabii, aynı masada bile oturmayız dedi. O milletvekilleri de şeye gitsin dedi. Kandil'e gitsinler dedi. O milletvekillerini karşılayan terör örgütü mensupları, ayrılıkçı ırkçı terör örgütü mensuplarının bir tanesi Gaziantep'te bombayı atanlardan bir tanesi olarak ortaya çıktı. Örgüt mensupları olarak. Bunu da belirtmek istiyorum. Bunu unuttuk.
Bunu unuttuk ve aynı başbakan Adalet Bakanı'na talimat vererek o milletvekillerinin bir tanesi heyetle birlikte Türkiye'de ayrı bir devlet kurmak ve Türkiye'yi her gün tehdit eden Eşkıya Başı'nın yardımcısı Karayla'nın başkanlığında milletvekilleri toplantı yaptılar. Bu da gazetelere yansıdı. Bütün bunlara sessiz kalan bir başbakan Türkiye'yi nasıl temsil edebilir? Hangi gerekçeyle temsil edebilir? Bütün bunlar neye yaramaktadır? Bütün bunlar PKK'nın güçlenmesine, siyasallaşmasına yaramıştır şu süreç. Dolayısıyla Suriye'deki gelişmeleri, Irak'taki gelişmeleri, İran'da olan münasebetleri tanzim edemeyen, öngörüsüz ve bir yerlere yaranma gayreti içerisinde olan ve bir taraftan da dünya liderliği lanse edilen karma karışık bir yapıyla karşı karşıyayız. Allah hiçbir Türk evladına böyle bir başbakanlık nasip etmesin. Bu tarihe nasıl geçecek yani? Türkiye'de bir terör örgütüne sığınan, Türkiye'de yanı başında bir Müslüman ülkeyi NATO'yu çağıran ve bir an önce oranın orada bir savaşın olmasına öncülük yapan ama Kandil'de öksürdüğünüz zaman sessiz duyulan terör örgütüyle hesaplaşamayan, hiçbir yerde belirleyici olmayan bir hükümetle karşı karşıyayız, bir yönetimle karşı karşıyayız. Bunları biz her toplantıda, her platformda dile getiriyoruz. Şu anda Türkiye hiçbir yerde belirleyici değil. Çok onursuzca bir süreç yaşanıyor. Gazze'ye gideceğim dedi. Mayıs'ta gideceğim dedi. Sonra Haziran'da gidebilirim dedi. Hadi git dediler, gidemedi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Gazze'ye gideceğim demişse gitmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı benim Suriye uçağımı düşürenlerle meselem var dediği zaman yapmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bu ülkeyi bölmek isteyen Karayılan'ı televizyonlardan seyrederek sabaha kadar derin uyku alamamalıdır. Bir sorumlulukla bu ülke yönetilir. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda Türkiye'yi bir tehlikenin içerisine sürüklemektedirler ve demokrasiyi de tehlikeye sokacak bir takım adımlar atmaktadırlar. %50'lik bir oy potansiyelinin ellerinde olduğunu söyleyerek kendi başbakan yardımcıları, kendi başbakan Türkiye'nin %50'siyle neredeyse savaş ilan edecek bir politika üreterek Türkiye'yi nereye götürüyor? Bunları durdurmaya çalışıyoruz. Ve önümüzdeki mahalli seçimlerde bu meselenin bir hesaplaşmaya dönmesi için büyük gayret içerisindeyiz. Konya'daydık, Samsun'daydık. Geziyoruz, başkanlık divanı, milletvekillerimiz, merkez yönetim kurulu üyelerimiz. Herkes sandığı bekliyor. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yandaşları her gün anket yayınlıyorlar. Yani %50 oyu garantilemiş bir partinin kendi anketlerini yayınlamasına ne gerek var? Madem %50, bekle seçimleri, seçimleri al derler. Dolayısıyla Suriye'de, İran'la olan münasebetlerde, Irak'la olan münasebetlerde, Mısır'la olan münasebetlerde, Libya'yla olan münasebetlerde öngörüsüzlüğüyle şeyin altında kalmıştır, sürecin altında kalmıştır. Türkiye'ye yakışmamaktadır. Hı hı. Mısır'da da yaşanan ilginç bir süreç var ve Mısır'da da biz tamamen taraf olduk yine Türkiye olarak. İşte bunu nasıl buluyorsunuz? Bu sizce doğru bir politika mıydı? Tamam, darbelere herkes karşı Türkiye'de. Kimse artık ben darbeyi destekliyorum diyemez. Kesinlikle diyemez. Bunun acısını Türkiye çok yaşadı. Çok biliyor artık bu acıyı. Evet, Mısır'da da bir darbe oldu. Her ne kadar dünya kamuoyu bunu tam anlamıyla darbe olarak kabul etmese de bir darbe gerçekleşti. Seçilmiş Cumhurbaşkanı görevden alındı ve şu an gözaltında. Evet, Türkiye Mursi'ye destek verdi. Mursi'nin yanında yer aldı ama bu kadar taraf olmak, bir ülkenin bu kadar taraf olması doğru mu sizce? Evet, Milliyetçi Hareket Partimizin yine Sayın Genel Başkan, Sayın Devlet Bahçeli bu süreçlerin hepsine çok büyük bir coğrafi ve tarihi sorumluluk bilinciyle tarif eden ifadelerini hep birlikte takip ediyoruz. Mısır'la ilgili de darbeye sonuna kadar karşı olduğumuzu ama oradaki gelişmeleri de Mısır halkının çözmesi gerektiğini ifade etti. Dolayısıyla Türkiye'nin bu coğrafyada bizim 400 yıl yönettiğimiz çok tarihi kültürel bağlarımızın olduğu bu ülkelerin iç işlerine fazla karışmanın
doğru olmadığı kanaatindeyiz. Bunlar her şeye karıştılar ama belirleyici olamadılar. İşin altında kaldılar. Dolayısıyla biz bunların hepsini yanlış buluyoruz. Tayyip Erdoğan'ın bu maceradan vazgeçmesi gerekir. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı eskiden tanırım ben. Üniversiteli yıllardan beri tanırım. Dışişleri Bakanlığı bir hayal kırıklığıdır. Ayrıca onu da zaman zaman Japonya'da eski savaş kaşkınlarına benzetiyorum. Bugün uzun süredir Suriye ile savaşılması konusundaki iradeyi başbakanın nasıl dile getirdiğini biliyorsunuz. Kendisinin nasıl dile getirdiğini biliyorsunuz. İki gün evvel televizyonda izledim. Savaş isteyen kim dedi. Dolayısıyla bunlar çok da yalan konuşan bir yönetim anlayışına sahipler. Milletimiz bunları takip etmektedir. Yalanlarıyla, gelir dağılımındaki adaletsizlikteki ısrarlarıyla, dış politikadaki zaaflarıyla takip etmektedir. Elazığ'ımız bugün mitingde vereceği destekle bütün bunların yanlışlardan bu hükümetin vazgeçmesine inşallah öncülük yapacaktır. Türkiye güçlüdür, Türkiye büyüktür. Türk milletinin dünyanın en büyük medeniyetini yaratmış olan bu büyük milletin bu coğrafyada, bu hassas coğrafyada ezanı hür, bayrağı hür bir şekilde devam etme iradesi güçlü bir iradedir. Bu irade Milliyetçi Hareket Partisi tarafından seslendirilmektedir. Bu mahalli idareler bu meselenin çözümü olacaktır. Evet. Şimdi Türkiye'de son zamanlarda hani siz de bahsettiniz kısmen ama büyük ayrışmalar meydana geldi. İşte Gezi Parkı olayları bunun en son örneğiydi. Yani ya bir taraftasınız ya öbür tarafta. Hani bu ayrışmayı nasıl görüyorsunuz Türkiye'de? Örneğin işte Gezi Parkı olaylarından sonra sosyal medyada, internet üzerinden bile insanlar yılların arkadaşlıkları bozulmaya başladı. Eğer destek veriyorsam beni sil, benim arkadaşım değilsin mesajları bile atılmaya başlandı. Yani toplumda böyle bir ayrışma oldu. Ya desteklersiniz ya karşısında olursunuz. Bunu biraz hükümet mi yaptı sizce? Evet. AK Parti yönetimi mi yaptı? Yoksa zaten hani AK Partililerin ifadesiyle toplum tef gibi gerilmiş miydi? Bu tef gibi gerilmiş ifadesi kendi ifadeleri. Hı hı. Yani bundan önce öyle değildi. Özellikle son zamanlarda bunları ifade etmeye başladılar. Birinci sorumlu iktidardır. Eğer bir toplum gerilmişse, bunun sorumlusu iktidar değilse kimdir? Dolayısıyla iktidar bir iç düşman yaratarak yürüyen bir iktidar. Şimdi Tayyip Erdoğan'ı anlamakta zorluk çekiyorum ben. Gezi olayları olunca İstanbul'da bir billboard gördüm. Orada Menderes'i astılar, Özal'ı zehirlediler, sıra bende diyor. Birileri beni öldürecek diyor. Şimdi Türkiye'de bu başbakanı anlamakta zorluk çekiyoruz gerçekten. Yani kim sizi öldürecek, kim sizi asacak? Gezi olaylarının hemen akabinde işledikleri konu bu oldu. Rahmetli Menderes'i istismar ettiler, rahmetli Özal'ı istismar ettiler. Şimdi sıra bende dedi. Yani Gezi'de halka açık bir park yeri var. Bu park yerine müdahale ediliyor. İstanbul'un çok samimi bir kesimi bu park yerine müdahaleye karşı çıkıyor. Çünkü İstanbul'da rant için yapılmayan yok. İstanbul'un bütün oksijen alanları rant alanlarına dönüştürüldü. Şimdi çok yüksek binalara izni veren kendileri bu kadar yüksek bina yapılır mı diye bağıran kendileri. Dolayısıyla İstanbullular bu ranttan çok müştekiler. Hemen hemen her İstanbullu şunu biliyor. İstanbul'un en güzel yeri Adalet ve Kalkınma Partisi yandaşı iş adamlarına peşkeş çekildi. Ve çok yüksek katlı imar izinleri alarak İstanbul'u talan ettiler. Dolayısıyla Taksim talan edilmesin diye, AVM yapılmasın diye, rezistanslar yapılmasın diye vatandaşımız çok samimi bir şekilde orada bir irade ortaya koydu. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi demokratik her tepkiye onu ya Ergenekon'a ya darbeye ya bir dış güce bağlayarak propaganda yapan ve bu alışkanlığını çok süratli bir şekilde propagandaya dönüştürme kabiliyeti olan Adalet ve Kalkınma Partisi Gezi ile ilgili de meseleyi böyle dizayn etti. Sonra basiretsizliğiyle Gezi'ye kim hakim oldu? TKPC, bölücüler, bir taraftan Eşkıya Başı'nın posterlerini koymaya başladılar. Ve orada samimi demokratik çıkışını yapan insanların bile taleplerini ortaya koyabilme zeminlerini ortadan yok edecek örgütlere teslim ettiler. Sonra bunlarla karşı karşıya geldiler. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'nin iş dinamiklerini de rahat bir şekilde takip etmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi kendisine karşı herkese düşman. Aydın'a düşman, gazeteciye düşman, sivil toplum örgütlerine düşman, herkese düşman hale gelmiş. Ve
tasfiye edebildiği sivil toplum örgütlerini kendi yandaşı yapıyor. Tasfiye edemediklerini ise suçluyor, üzerine müfettişler gönderiyor, baskılar oluşturuyor. Dolayısıyla iş adamı korkarsa, gazeteci korkarsa, sivil toplum örgütü korkarsa, herkes korkarsa bu korkuya sebebiyeti kim teşkil eder? İktidar teşkil eder. Ondan sonra da işte çıkıyor kendileri, Türkiye bir dev gibi gerilmiş diyorlar. Türkiye bunu hak etmiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı despot bir iktidardır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bütün sivil toplum örgütlerini yok etmiştir. En son Türk İş'i de müdahale ettiler. Odalar, borsalar gibi Türkiye'nin emek sarf eden, vergi veren, çok geniş bir kesimi temsil eden Odalar, Borsalar Birliği neredeyse AK Parti'nin il teşkilatına dönüşmüştür. Bütün buralarda nefes almaları kısıtlayan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı demokratik olmayan, hiçbir demokratik çıkışa müsaade etmemekle Türkiye'yi daraltmış, Türkiye'yi yermiş, Türkiye'yi büyük sıkıntıya sokmuştur. Bütün bu sıkıntılara antidemokratik, demokrasi dışı herhangi bir gelişmeye müsaade etmemek için de Milliyetçi Hareket Partisi sokağa değil meydanları işaret etmektedir. Bunun için meydandayız. Biz sokakta değil meydanlardayız. Ve bu süreçte demokrasimiz zarara girmeden, ekonomi dünyamız biraz daha zarara girmeden sandığı yakalamanın sorumluluğuyla bu süreci devam ettirmeye, milletimizle paylaşarak birlikte karara dönüştürmeye çalışıyoruz. Şimdi biraz da 12 Eylül'ü konuşalım. Darbelerden hani bahsettik ya, 12 Eylül darbesinin de 33. yıl dönümüydü. 2 gün önce Türkiye'nin karanlık bir süreci 12 Eylül ve öncesinde yaşanan darbeler. Milliyetçi Hareket Partisi olarak darbelerden çok da çekmiş bir siyasi hareketin temsilcisisiniz. Ne söylemek istersiniz bu konuda? Evet. Çünkü hükümetin de darbecilerle hesaplaşma planı var, hareketleri var. Evet. Bu konuda bu davranışları nasıl buluyorsunuz? Burada da Adalet ve Kalkınma Partisi bir propaganda yapıyor. Sanki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden evvel hiç demokrasi mücadelesi olmamış, onlar iktidara gelince demokrasi mücadelesi olmuş gibi bir propagandayla milletimizi aldatmaktadırlar. Hepimiz biliyoruz ki 1960 darbesi, rahmetli Menderes'i Allah rahmet etsin, idam etmiş, Demokrat Parti'yi tasfiye etmiştir. Ama Türk milleti demokrasi mücadelesine çok büyük bir başarıyla Demokrat Parti'nin devamı demirkrat ifadesiyle Adalet Partisi'ni iktidara getirmiştir. 1980 darbesi Adalet Partisi iktidardaydı biliyorsunuz. Tasfiye etmiş ama Türk milleti darbeyi yapanların kurduğu partileri tasfiye etmiş. CARP'le, SUNALP'le tasfiye etmiş. Özal iktidara getirmiştir. Türk milleti hep demokrasi tercihlerini kullanmaktadır. Rahmetli Özal'ın eski siyasi partilerin siyasete devam etme cezasının kaldırılmasını referanduma götürdüğünde halkımız siyasi parti liderlerinin siyasete devam etmeleri noktasında karar vermiş. Dolayısıyla Türk milletinin demokrasiyle ilgili kararı AKP ile başlamamakta. Ama AKP kendisinden evvelki bütün iktidarları demokrasi düşmanı, kendisine de demokrasi kahramanı ilan ederek propaganda yapmaktadır. Bütün darbelerden millet zarar görmüştür. Ama 12 Eylül darbesinden en çok zararı gören Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur. 33 yıl evvel sadece milletin birliğinden, ezanı hür, bayrağı hür bir Türkiye sevdasından başka hiçbir meselesi olmayan arkadaşlarımız idam edilmiş, binlerce arkadaşımız işkenceden geçmiş ve çok büyük miktarda arkadaşlarımız ağır cezalar alarak genç yaşlarında millete hizmetten koparılmıştır. Özellikle bu arkadaşlarımızın mücadelesinin önünde saygıyla eğiliyorum. İdam edilmiş arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun diyorum. Darbe her türlü yolsuzluğun, hırsızlığın, milletin aleyhine olacak olan her türlü pisliğin, kokuşmuşluğun temsilcisidir darbeler. Türkiye'de bir daha darbelerin olmaması temennisinde bulunuyorum. Ama Milliyetçi Hareket Partisi olarak da biz her zaman darbelere karşıyız ve bugün de bu darbe laflarından en çok nefret eden biziz. Bunun Adalet ve Kalkınma Partisi çok ciddi bir şekilde istismar etmektedir. Referandumda bile 12 Eylül yöneticilerin yargılanmasını ayrılıkçı, ırkçı terör örgütüne kolaylık getirecek bir sürü yasayla birleştirerek
milletimizi kandırmışlardır. Meseleyi öyle getirmişlerdir. Türkiye'de darbeci varsa mutlaka cezasını çekmelidir. Orada herhangi bir itiraz söz konusu değildir. Ama bugün 12 Eylül darbecilerinden bile daha sert bir şekilde milleti tehdit eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu da darbe yaparak değil, sandıkta Allah'ın izniyle bu darbeci zihniyeti, bugünkü iktidar zihniyetini tasfiye edeceğiz. Evet, biraz da Elazığ'ı konuşalım isterseniz, evet. Programın sonuna yaklaşırken. Elazığ'ı gezme fırsatı buldunuz mu bilmiyorum. Gezdim sabah, biraz, evet, sabahleyin erken kalktım. Takım temaslarınız esnaf, oldu sanırım. Nasıl buldunuz Elazığ'ı, vatandaşların beni tepkisini? Beni sevindiren konu bizim duyarlılıklarımız, halkın duyarlılıkları. O beni çok mutlu etti. Özellikle ayrılıkçı, ırkçı terör örgütüyle ilgili düşüncelerimizi paylaşıyorlar. Genel başkanımızın tutarlı ve dik duruşunu onaylıyorlar. Devlet ve siyaset adamı olarak takdir ediyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'ni seviyorlar. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin güçlenmesi konusunda çok büyük bir heyecan gördüm. Bu heyecan ziyadesiyle beni memnun etti. Bu Elazığ'a yakışan bir tavır. Elazığ, biz çok dikkate aldığımız, Elazığ'dan gelen her mesajı dikkate aldığımızı ifade etmek isterim. Çünkü Elazığlı her zaman Türkiye'yi ön planda tutan, kendi meselesinin üstünde Türkiye'nin meselesini kendisine dert edinen büyük bir çoğunluğunun böyle olduğunu biliyorum. O bakımdan mitingde buluşmak üzere bütün Elazığlılara en derin saygılarımı sunuyorum. Evet, şimdi mitingde verilecek bu mesajlar, daha önce de bahsettik. Şöyle bir algı var, ben bunu size de sormak istiyorum. Dün akşam Sayın Vural'a da sordum. Türkiye'de gelinen bir nokta var süreçle ilgili, bu çözüm süreci olarak adlandırılan süreçle ilgili gelinen bir nokta var. Bu sürece başından beri karşı olan insanlar bile artık şöyle bir algıya inanmışlık içerisinde. Eğer bu süreç sekteye uğrarsa, tıkanırsa ya da işte bu süreçten vazgeçilirse Türkiye geri dönüşü mümkün olmayan bir noktaya geldi. Bundan sonrası Türkiye için çok daha karanlık olur gibi bir senaryoya inanmaya başladı insanlar. Yani başından beri karşı olanlar bile aman artık bu süreç sekteye uğramasın, iyi ya da kötü sonuca ulaşmalı mantığına bürünmeye başladı. Bunu nasıl buluyorsunuz? Bu nasıl bir inanmışlıktır? Adalet ve Kalkınma Partisi uzun süre Türkiye'yi korkuttu. Bu propagandayı yapan Adalet ve Kalkınma Partisi. Başbakanı, bakanları, kendileri. Yani bu tutuklanırsa Türkiye bölünür, Türkiye parçalanır noktasındaki propagandayı yapan Adalet ve Kalkınma Partisi. Oysa ben diyorum ki, ben mesela İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul 13 milyon nüfuslu bir şehir. Bu 13 milyon nüfuslu şehirde Elazığ'da yaşayan kadar Elazığlı var İstanbul'da. Diyarbakır'da yaşayan Diyarbakırlı kadar Diyarbakırlı var İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul Türkiye'nin mozaiği. Orada günlük referanslarda ırk mezhep bölge yoktur. Elazığ'da da yoktur. Yani Elazığ'da ev satarken, ev alırken, kız alırken, kız verirken, ticaret yaparken, ortaklık yaparken ırk mezhep bölgeyi mi soruyor? Bunu gördüm ben bugün Elazığ'da. Yani Kürt vatandaşlarımız var, Türk vatandaşlarımız var. İkisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Her ikisinin duyarlılığı da birleşmiş. Türkiye bölünmemeli, kimse bölemez. Dolayısıyla çok korkakça, çok zalim bir propaganda yapıldı. Eğer Abdullah Öcalan'a işbirliği yapmasak Türkiye bölünür dediler. Yani dışarıdaki dayatmaların taşeronluğunu bu hükümet kabul edince bu tehlikeyi de çok büyüterek ben çözüyorum noktasına getirdi. Oysa ben söylüyorum şu anda, peki bu çözüm süreci PKK'nın inisiyatifinde mi, hükümetin inisiyatifinde mi? PKK çıkmıyor dedim, çıkmadı. Hükümet ne yapabildi yani? Hükümet çıktı, PKK'lılar gitmedi dedi. Demokrasi paketini önce götürüp şeyle görüşüyorlar. Eşkıya başı onaylarsa ancak bir. Peki size soruyorum, Türkiye'de demokrasi sadece Öcalan'ı tatmin etme düşüncesi midir? Bizim bütün problemimiz bu memleketin askerine, polisine kurşun sıkanları tatmin etmek üzere mi bir demokrasi platformu var? Son derece yanlış, acımasız, milletimize yakışmayan bir şeydir. Biz Türk milletiyiz. Bizim kardeşliğimiz 1000 yıldır aynı kazanda kaynaşmış bir kardeşliktir. Bugün utanılacak olan şey bizim askerimizi vuran, polisimizi vuran, bizim ülkemizden adam kaçıran, onu rehin alabilen ve bir gazetecinin çok rahatlıkla gidip röportaj yapabildiği karayılana ulaşamayan devlet bizim utancımız.
Türk devleti bu bölücü unsurların, Türkiye'yi tehdit eden unsurların kulağından tutup adaleti teslim ederse, emin olun bu iklimin tamamı değişir. Görürsünüz yani, bir günde değişir. Ama Türkiye'de devlete küfretmek, Türk milletinin birliğine hakaret etmek, eşkıya başının özgürlüğünü istemek ve Diyarbakır cezaevini anlatmak, demokrasi, bunlara karşı olmak, statüko, böyle bir iklim oluşturuldu ve bu iklimin öncüsü Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. O bakımdan bu iklim değiştiği zaman Türk devleti kendine düşeni büyük bir sorumlulukla yerine getirdiği zaman Kürt-Türk kardeşliğinin bugün bütün bu yanlışlıklara rağmen et ve kemik gibi değil, tam özdeşleşmiş yapısıyla çatışmaya müsaade etmeyen direnciyle Türk milleti hem birliğini koruyacak, Diyarbakır, Sivas, Samsun, Trabzon, Edirne, Ağrı kardeşliği aynı anadan doğmuş bir kardeşlik hukuku oluşturmuş bir büyük milletiz biz. Dolayısıyla bu terör örgütünün işlediği suçların, döktüğü kanın içinde bu olacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Ben çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Ve mitingin saat 16'da istasyon meydanında düzenleneceğini bir kez daha hatırlatarak size kolaylıklar temenni ediyorum. Mitingde görüşmek üzere. Sayın seyirciler, programımızın, canlı yayınımızın sonuna geldik. Mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.